Eslem gelsin de başlayalım artık değil mi? Evet, bekliyoruz aslında İhsan. İnşallah Eslem de gelsin, başlayalım. Ya abi bu işin inşallah maşallah mı olur? Gelecekse gelsin artık, hep onu mu bekleyeceğiz? Yani her işin inşallah maşallah olur da Eslem de gelsin bakın, konuşalım bunu. O zaman. Bak adam zaten. Evet, abi her işin inşallah maşallah gerçekten de olur mu? Aslında çok basit gibi gördüğümüz bir mevzu. Fakat her işin inşallah maşallah olur tabii. Biliyorsunuz peygamber kıssaları ya da Efendimizin yaşadığı hadiseler bütün ümmete birer örnek. Efendimiz'e bir gün birileri geliyor, diyor ki bize ruhtan, Zülkarneyn'den bunlardan bahseder misin? Efendimiz ya yarın gelin size anlatayım diyor. Ama inşallah demiyor. Hmm. Ve bir süre ayet gelmiyor. Bir süre vahiy ulaşmamış oluyor Efendimiz'e. Sonrasında da Kehf suresinde bir ayet geliyor. Diyor ki birine bir söz verdiğin zaman yarın inşallah demeden hiçbir şeyi yarın yapacağım deme. Yani inşallah demeden hiçbir şeyi yarın yapacağım deme diye ayet geliyor. Neden? Çünkü Allah izin vermezse hiçbir şeyimiz aslında tahakkuk etmez. Bu önemli bir dilimize, literatürümüze, halk kültürüne yerleşmiş önemli bir şeyimizdi bizim. Her yaptığımız fiilde, her yaptığımız harekette Allah'ı anma ve Allah'ın izniyle olduğunu birbirimize ve kendimizi hatırlatmayla alakalı önemli bir argümandı. Fakat bunu dini hayatımızın birazcık dışına alalım. Aslında farkında olmadan sistemlerin sekülerleşmesi gibi bireyler de sekülerleşti. Dolayısıyla bunu bireyin de kendi hayatında aslında Allah'ı bir nevi kenarda tutup kendi sebepler dairesinde farklı işleme ve belli zamanlarda, belli periyotlarla Allah'la olan münasebetini de hatırlama adına dini ritüelleri hapsetmiş olduk. Bu biraz aslında bizim modern zamanda yaşadığımız problemlerden bir tanesi. Biraz şu şekilde tanımlayabiliriz. Yani deizmi hatırlıyorsunuz, daha önce kısmen konuşmuştuk. Hı hı. Yani Allah kainatı yarattı, müdahale etmiyor. Ya da bizde kontak kurmuyor, peygamber göndermedi, dine gerek yok. Ya insanla kontak kurmuyor, kainatla kontak kurmuyor. Yarattı, bizi kendi başımıza bıraktı. Dolayısıyla sebepler planında işleyen düzende Allah'ın sanki müdahalesi yokmuş gibi bir anlayış var. Bu deizm bunu anlatıyor. Şimdi Müslümanlarda ya da Allah inancı olanlarda da farkında olmadan pasif deizm diye de bir şey olduğu söz konusu. Ne pasif deizm? Ne demek pasif deizm? Şu, aslında adam deistim demiyor. Bir Allah'a inanıyor. Bir Allah'ın bu kainatı yarattığını, bir düzen tertip içerisinde oluşturduğunu, bu anlamda bir sıkıntısı yok. Ama bakıyorsun normal hayat içerisinde hiçbir şekilde Allah'ı sanki yokmuşçasına davranıyor. Hani vardır ya meşhur, Allah'a inanıyor musun? İnanıyorum. Yok gibi yaşıyorsun. Ahiret günü var ama hiç hesap vermeyecekmiş gibi yaşıyorsun. Hı hı. Bir problem değil mi bu? Dolayısıyla normal hayatımızın işleyişinde sanki Allah hiç yokmuşçasına sadece sebepler planında giden silsilede bir boğulup gitme hadisesi var. Bu dolayısıyla kendi hayatımızın içerisinde bir nevi pasif deizmin etkisini görüyoruz. Yani normal hayatımızda şunu yaparsam bu olur, bunu yaparsam bu olur. Evet, sebepler planında onu yapmazsan belki o olmaz ama bazen onu yapsan da olmaz. Yani hani bir din büyüğümüzün bir doktorla olan münasebeti var ya, kan değerleriniz şu, şeker değerleriniz şu, şöyle olursa böyle olur falan deyince, ya Allah bunun neresinde diyor ya. Yani Allah hiç mi müdahale etmiyor? Yani hiçbir şeyimize mi karışmıyor? Aslında kadrajı biraz daha geniş tuttuğumuzda ya da daha böyle ayrıntılı baktığımızda her an bir yaratma halinde cansız meyveleri yiyoruz, canlılığa dönüştürüyoruz. Ne bileyim, kolumuzun kaldırma isteği içerisindeyiz. İsteğinde bulunuyoruz ve Allah bizim kolumuzu kaldırmaya izin veriyor. Dolayısıyla her an Allah'ın izni, dilemesi formatında oluyor aslında tüm işleyişimiz. Bunu unutma hali, normal hayatımızdaki işleyişimizdeki o sebepler planına dahil olma, onda dalma hali bizi Allah'tan uzaklaştırıyor. Bir programda izlemiştim. Bir spor kulübünün başkanı bir televizyon programına katılmıştı. İşte anlattı. Sonra dedi ki ya bu inşallah dedi, tez zaman şöyle şöyle toparlayacağız dedi. Ya başkanım dedi, böyle inşallah da maşallah olmaz dedi. Adam kızdı. Dedi ki yani benim inancıma göre inşallah da maşallah da olur dedi bu işler. Şimdi düşünüyorsun, evet hakikaten öyle. İnşallah da maşallah da olur. Yani peygamberimizin en baştaki vermiş olduğu örnek gibi, yani bir şeyi Allah dilemediği müddetçe hiçbir şey olmaz. Biz sebepler planında kapısını çalıyoruz. Allah diliyorsa oluyor, dilemiyorsa olmuyor. Yani çok basit, belki halk için çok basit örneklerden ama şu kadar para bulursa ev alırım diyorsun. O kadar paran oluyor. Allah bir hastalık veriyor. Değil, o ev daha fazlasını bile satıyorsun. Yine o hastalığı gideremiyorsun. Bazen o sebepler o neticeyi doğurmayabiliyor. Yani her zaman hep aynı yerden orta yapıyorsun. Güzel orta olmayabiliyor. Yani birçoğu dışarıda gidebiliyor. Yani onun gibi 10 bin tane yapıyorsun ve kesin yapar. Bu netice bunu doğurur diyorsun. Olmayabiliyor yani. Dolayısıyla Allah'ın dilemesi olmadan kainatta, normal işleyişte hiçbir şekilde bir işleyiş söz konusu değildir. Allah her an bizle kontak halinde. Her an tüm fiillerimizi kontrol ediyor. Her an bir yaratma halinde.
bu duygu düşünceden uzaklaştığımızdan zaten gafil oluyoruz. Yani Allah bizi izliyormuş, Allah'a hesap verecek bir formatta bir hayat yaşamıyoruz. Duygu düşüncesine daldığımız anda işte bir nevi kategorize ediyoruz zihnimizde aslında. Yani 40'ı gelir mevlüt yaparız, cuma gelir işte cumaya gideriz, belli bir zaman gelir hacca gideriz, işte ne bileyim belli periyotlarla bir miktar veririz. Yani orada sıkışıp kalıyor Allah'la olan münasebetimizdeki vakit. Ama normal hayatımızdaki vakit sanki hiç oraya müdahale etmiyormuş gibi. Yani farkında olmadan bir nevi pasif teist oluyoruz. Yani Allah'ın kainatı yaratıp müdahale etmeme halini bir nevi bireysel olarak kendi hayatımıza tatbik ediyoruz. Bu bizi modern dünya, modern zamanlarda biz bekleyen en büyük tehlikelerden biri olarak görüyorum açıkçası. Bu da tabii yine en başta iman zaafıyla da ilgili bir durum. Çünkü Allah'a olan iman, Allah'ın müdahalesi, Allah'ın her an bizi gözetliyor olma, ihsan, ihlas şuuru meselesine meselelere baktığın zaman her oturma kalkmanda Allah'la olan münasebetini hatırlıyor olma hali zaten ihsan şuurunu doğuracak ve her attığın adımda Allah'la olan münasebetin onun izni olmadan fikri onunla sürekli canlı, sıkı bir bağ olarak bizim karşımıza gelecektir ki tam olarak kulluk bilinci de bu zaten. Hadis kitaplarında hani geçtiği söyleniyor. Cibril hadisi diye de ifade ediliyor. Cibril aleyhisselam geliyor bir gün soru soruyor Efendimiz aleyhisselama. Diyor ki işte iman nedir? İslam nedir? İhsan nedir? İhsan'da içinde Efendimiz diyor ki o siz onu görmeseniz dahi o sizi görüyormuşçasına hareket etme. Aslında biraz belki bu duygu düşünceden uzaklaşınca insanlar pasif deizm de biraz böyle yani. Hani o duygudan, o şuurdan kopunca Allah sanki bizi hiç görmüyor. Bu dile de yansıyor. Yarın bir gün yani o kelimeler de biraz da tabii özellikle de o kelimelere karşı böyle bir sanki özellikle bir direniş sergilenince de o da hayattan siliniyor ve tabii zihniyet de bu şekilde değişiyor gibi yani. Evet, tabii. İnsan şuuru yani. İnsanlar bazen söylediklerinin anlamını da bilmiyorlar yani inşallah diyor maşallah diyor ama adam tam olarak anlamını bilmiyor. İnşallah ne demek? Biz bunu hep söylüyoruz ama ben bunu dedemden duyduğum için söylüyorum. Mesela dedem bir iş yapar o işin olmasını isterse inşallah biz böyle böyle yapacağız der. Bu yüzden bazı insanlar bunun anlamını da bilmiyor. Anlamını bilmediğinden dolayı belki bu bir ritüelleşme gibi oluyor. İnsanların sadece ağzındaki söyleyip durduğu bir kelimeymiş gibi düşünüyorlar. Yani ciddiyetini kaybediyor öyle olunca anlamını bilmeyince o kelimeler. Evet. Yani her işimizde Allah'ın izniyle olması ve her işin tam manasıyla olduktan sonra da Allah'ın dilediği şekilde en güzel olduğunu gösterme adına ve takdir etme, tasdik etme adına yani bir maşallahla bitirme olduğu gibi her işimizi başlamada çünkü bismillahsız her işin yarım olduğu, Allah'ın işin Allah'ın için içine katmadan yapılan her birinin eksik olduğu meselesi de gün gibi ortadayken yani bismillahla işlerimize başlama, bir meselenin neticesinde elhamdülillahla bitirme, yani her bir yeme içmeden oturma kalkmadan attığımız adımdan yatmamızda kadar yani bu sadece sözde ifade ettiğimiz kelimeler olarak almamak lazım bunları. Yani lafzi olarak değil, kalben ve hayatımızın her anına Allah'ın müşahede ettiği, bizi gözlemlediği ve onun rızasına uygun şekilde tavır takınabilmemiz için de kendimize bunları hatırlatma adına bunları dile getirme, kalben dile getirme, dil olarak lafzen dile getirme meselesi gerçekten kıymetli. Hayatımızın her bir adımında, her bir dönemecinde, her bir fiilimizde bunu hatırlıyor olmak yaratılış amacımıza uygun olarak bir hayat sürmemizi sağlayacaktır ki Allah da zaten bizden bunu bekliyor. Dolayısıyla hayatımızın içerisindeki o pasif deizm havasından kurtulabilme adına sürekli Allah'la olan münasebetimizi hatırlatıcı ifadeler gerçekten çok önem arz ediyor. Üstad Hazretleri de sözlerde birinci sözde aslında yani Bismillah her hayrın başıdır biz dahi ona başlarız diye başlıyor ve zikir fikir şükür meselesi yani her an zikretmek kelime manası itibariyle de zaten hatırlamak demek yani Allah'ı hatırlamak, fikren hatırlamak, arkasından şükren bunu ifade etmek. Basit bir kelimeyi kullanmak ağızda değil aslında. Bu küpün içinde ne varsa dışarıya o sızar mantığıyla aslında insanın duygu düşüncesinde, duygu dünyasında olan o şükür ve Allah'ı hatırlama hissinin her an için dile dökülmüş hali bu manada da önemli yani. Yani aslında modern psikolojide de var. İnsanın söylemleri sesli bir şekilde dile getirdiğinde beyin dışarıdan bir komut gibi algılayıp ona göre tüm hormonal işlerini de ona göre kodluyor. Dolayısıyla söylediğimiz her bir şey belli bir süre sonra artık ikna olmuş vaziyette ve düşünce modelimizi, hayata bakış açımızı değiştirip tamamen biyoloji ve fizyolojimizdeki o meseleler yaklaşımdaki önceliklerimizi de etkileyen bir şey bu durum. Dolayısıyla bir nevi kendi kendimizi rehabilite etme, sürekli hatırlatma, kalbi hatırlatma,
Hani bu zikir ehlinde de vardır. Bu la ilahe illallah derken önce la ilahe dersin, ilah yoktur dersin, dışarı söylersin. İllallah dersin, böyle kalbe doğru söylersin. Neden işte Allah'tan başka ilah yoktur bir duyurma adına. Yani bu laf sende, kendine kodlama olarak da, zihnende, kalbende bunları hatırlatıyor olmak hakikaten kıymetli bir şey. Sürekli Allah'la olan münasebetimizi diri tutma, onun bizi her an gözettiği ve her an her türlü fiilimizi yarattığı fikri muazzam bir nokta. İşte bu noktayı yakalayabilme hali işte ihsan şuuru, iman en üst şuuru, ihlaslı olmanın çok önemli bir kapısı. Ama modern zamanlarda sebepler planında teknolojiyle birlikte birçok şey ve doğadan kopma. Çünkü natural hayattaki o gözlem hali insana bir yaratıcıyı, bir sanatkarı hatırlatma adına çok önemli şeyler veriyordu. Fakat o metropollerde normal insan yapımı olan belki arabalarda, binalarda, teknolojilerde o sanal dünyada yaşıyor olma hali her şeyi sanki insan eliyle çıkıyor fikrini oluşturuyor bizi. Bu da biraz bu iktiran dedikleri neticenin bir önceki sebebine takılma hali gibi oluyor. Bilmiyorum hatırlarsanız bu iktiran diye bir tabir vardır. Şöyle üzümün olması, bir elmanın olması onun sebebi işte onun dalıdır. İnsanlar bunu kim yapıyor deyince işte ağaç yapıyor. Oradaki daldan o meyve çıkıyor deyip neticenin hemen önceki sebep sanki gerçek sebepmiş gibi insanlar aldanıyor. Halbuki bir tane üzümün olması için bir ağaç. Ağaçta toprak lazım. Bir sürü mineraller. Hava lazım. Oksijen alacak. Fotosentez yapacak. Güneş lazım. O zaman diyorsun ki bir tane üzümün olması için bütün bir kainat gerekti. O zaman bütün bu kainat için bir üzüm gerekliyse o zaman bunu yaratan biri olma. Hepsini denkleştirecek. Hepsinin tam ayarında olmasını sağlayacak bir yaratıcının olması gerekiyor. O zaman sürekli bu yaratılma haliyle karşılaşma hali sürekli Allah'a bizi hatırlatıcı bir unsurdu. Ama bu sebepler planındaki bu özellikle teknolojik hayatla birlikte bu tarz şeyden kısmen kopma hali sebeplerin izah ediliyor olması sanki asıl sebepten biraz daha uzaklaşmış noktaya bizi getirmiş oldu. Bundan dolayı belki bir pasif deizm haline dönüş diye ifade edebiliriz. Yani normal güncel hayatımızdaki işleyişe sanki Allah'ın hiç müdahalesi yokmuşçasına tavır takınma ciddi bir deizmin soft hali diyebiliriz. Bu da bizi çok önemli bir problemlerden bir tanesi olarak görüyorum. Verdiğimiz örnek de daha önceden Sami Hocam'la da işlediğimiz programda da vardı. Yani evet çok güzel bir şey. Yani bir üzümün oluşması için güneşin etrafında dönmesi, dünyanın mevsimlerin oluşması. Aslında olaya biraz geniş fotoğraftan baktığımız zaman şeyi görüyoruz. Yani direkt netice üzüme baktığın zaman evet bu topraktan çıkıyor, bir ağaçtan çıkıyor, geliyor ki hani Üstad Hazretleri çok güzel söylüyor onu, şekerli su tulumbacıkları diyor. Kupkuru bir topraktan içi şeker dolu ve insanın susuzluğunu giderebilecek müthiş bir şey. Yani o topraktan onun çıkması veya o ağaç kupkuru bir ağaç. Hı hı. Yani en zayıf ağaçlardan biri belki. Evet. İmkansız. Ama olaya biraz geniş fotoğrafta baktığınız zaman dünyanın dönmesi, güneşin dönmesi vesaire mevsimlerin oluşmasından netice bu. Bunların hepsinde işte yaratıcı tabiri caizse kurmuş olduğu mekanizmanın çalışmasının neticesi yani. Abi, Allah var diyor yani. Abi ki üzüm sadece meyvesini kullandığımız bir ağaç, bitki değil yani. Biz onun yaprağını alıp bile sarma da yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Özellikle zeytinyağlıysa. Acıktık muhtemelen. Acıktım ya. Güzel. Yani bunu söylerken her an Allah her şeye müdahale ediyor hissinde olma ve sürekli kontak halinde kendini hissetme, Allah'la olan münasebetimiz ve oradaki hayatımızdaki lezzet ve tatlılığı getirecek. Yani bu şu demek değildir tabii sebepler planında. Allah da sebeplere, kendi yarattığı sebeplere riayet ederek kainatın işleyişini oluşturmuş. Yani bu daha önce iyilik kötülük probleminde de kısmen hatırlatmıştık. Yani başka koyduğu kuralların daha alt kurallara hükmetmesinden kaynaklı bazı kötü gibi görünen hadiseler olabilir diye dua olaylarını kısmen izah etmiştik hatırlarsanız belki. Bu şu demek değildir yani sebepleri terk edelim, ne bileyim her şeyi başlı başına bırakalım da kendi başına gelsin. O demek değildir yani. Öğletmeden çorba bile içmek yok. Evet. Yani teknolojide bile dediniz ya abi, bir üzümün oluşmasında böyle bir döngü var. Yani teknolojide de bile aslında baktığınızda yani diyorsun hepsini makineler yapıyor deyip birazcık daha doğadan uzaklaştık. Ama teknolojide bile düşündüğümüzde yani onu yapan bir insan var. İşte o insan nasıl bunu düşünmüş? Yani bunu düşünen bir akıl var. Bu akıl nereden gelmiş? Aslında burada da bile hemen bir zincir kurulup yani her şeyin sonu Allah'a çıkıyor sonuçta. Ya da mesela şu bilgisayarı yapmak için evet bir teknoloji gerekiyor ama bu bilgisayarı yaparken kullandığımız ham madde nereden geliyor? Yine aslında doğadan geliyor. Bunu araştırıp baktığımızda yine bulabiliriz yani.
Evet, başlı başına bir aletin oluyor olması bilgisayarın fonksiyonel hale gelmesi içindeki programlardır. Yani bu kadar dizayn edilmesi, tuşların konması bir şeydir. Ama bu içerisindeki bilgisayarı bilgisayar yapan, içerisindeki o programların olması bir akıl ürünüdür. Bir tasarlayıcı var, bir mühendis var, bir yazılımcı var. Yani bir sanatkar var, görsel hale dönüştürmüş. Yani her bir hadiseden, her bir aletten, her bir vakadan aslında Allah'ı anlayabiliriz, hissedebiliriz. Allah'ın yüceliğine ve müdahalesini o anlamda tasdik eder. Sübhanallah diyebiliriz. Ama işte bu bakış açısına sahip olma, bu sebepler planındaki zihnimizin ve kalbimizin bu kadar örtülü olması, bir de dini gelenekteki o jargonu kullanıyor olmak sanki demodeymiş gibi bir hal olduğundan kaynaklı literatürümüzden de uzaklaştırma hali bizi iyicene sebepler planında sebepleri esir hale getiriyor. Biraz problem bu aslında. Yoksa herhangi bir şeyden, en ufak bir hadiseden, en ufak bir bilgisayardan, kahveden, masadan, doğa hadiselerinden, her şeyden zaten Allah'ın müdahalesini çok rahat hissedebiliriz. Biraz aslında ifrat ve tefrit gibi sanki. Yani bazıları tamamen Allah yokmuş gibi esbab perest, yani tamamen her şeyi sebeplere bağlayıp, bilime bağlayıp bir yaratıcının yokluğu gibi. Bir de tam tersi aslında biraz belki irite olan taraf da o. İşte Allah da kendi koyduğu kuralların işleterek belli başlı şeylerin oluşmasını istiyor. Bir taraftan da hani işte meşhur var ya, işte Allah diyen aslan. Yani aslanın kendi yetmiyor ve onun Allah demesi lazım ki yaratıcıyı şey ya. Aslanın kendisine bak, insanın kendisine bak. İşte ne bileyim, içinden Allah yazan domates falan. Ya domatesin oluşmasına bile baksan zaten evet, aslında hocam, yaratıcıyı gösteriyor. Yani abartmamak da gerekiyor. İfrat ve tefrit uç noktalar, orta nokta belki bu konuda da. Yani bir söz var öyle, o kadar diyor sebeplere riayet etmemiz lazım ki görenler bizi esbab perest sanılsın. Yani tamamen sebeplerle hareket ediyor. Ama bir taraftan da öyle bir tevekkül etme ki, evet biz tevekkül etmekte işte kazığını bir yere çakıp ipini bağlayıp ondan sonra olacaklar Allah'a bırakmak. Evet. İkisi arasındaki fark yani. Allah bizi o zaman şeyden korusun. Pasif deizmden korusun. Amin. Evet, o zaman bu saatten sonra inşallah maşallah demeye özen göstereceğiz. Evet, İlla herkese ilan etmek şart değil belki ya, ama dilimizde olması. Eslem gelirken inşallah maşallah diyeyim yani. Kendimizi hatırlatma, kalben hatırlama. Bunlar çok önemli ve kıymetli şeyler. İnşallah anladık abi konuyu. Evet, Allah razı olsun abi. Güzel bir muhabbet oldu. Yani güzeldi. Peygamber Efendimiz'e gelen insanların ruhtan, Zülkarneyn'den, Ashab-ı Kehf'ten bilgi almak istemesi. Ondan sonra Peygamber Efendimiz'in ertesi gün gelin anlatacağım demesi. Ama ertesi gün ayetin inmemesi bu konuyla ilgili. Ve inen ayette de inşallah de her işini yaparken denmesi. Burada inşallah kullanmamızın önemini gösteriyor yani. Sonra pasif deizmi baktık. Pasif deizmde anladık ki aslında inanıyor insan. Her şeyi kabul ediyor ama yaşantısına baktığımızda onu bir yere koymuyor. Ya da belli bir sürece bırakıyor. Mesela 60 yaşıma geleyim, haccıma giderim. Ramazan gelsin orucu tutarım ya da Ramazan gelsin zekatımı veririm. Böyle hayatının bir yerine sıkıştırıyor. Geri kalan yerinde tamamen kendi hayatına sebeplere odaklanarak yaşıyor. Ama oysa ki Allah her an bizimle iletişim halinde. Yapılan her şeyden, her sebepten aslında Allah'a da ulaşabildiğimizi fark ediyoruz. Yani teşekkürler abi. Çok açıklayıcı kısaca oldu. Kısaca bir özetledin sen de konuyu. Aklımıza düşenden aklımıza gerçekten kalanlar oldu abi. Aklımıza kalanlar bunlar olmuş. Çok güzel oldu. Tebrikler. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.